Herkese merhaba arkadaşlar, ben Nurullah. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videonun arkadaşlar başlıktan gördüğünüz gibi 2019 Autofest'te neler yaşadım ve neler gördüm adlı bir video. Bu videoda arkadaşlar 3 seri olma dileğiyle düşünüyorum. MM Power'ın garajı, Dynomobil garajı ve Honda eski binlerin düzüldüğü garaj diye biliyorum. 3 seriyi anlatacağım. Bundan sonra zaten 4, 5 ve 6. bölüm gelecek arkadaşlar. Toplam 6 bölümlük. Ben Ankara Autofest'e giderken arkadaşlar diğer kanalıma Vlog 1 diye başlamıştım. Yani ilk vlogumu çekmiştim ama o kanal kapandı, biliyorsunuz ki bir önceki videoyu izlediyseniz, Ankara'ya neden gittiğimi ve Ankara'ya neden ilk kez gittiğim adlı bir videoyu izlediyseniz anlamışsınızdır. Şimdi bu videoda arkadaşlar Ankara'ya gittiğim zaman neler yaşadım, neler gördüm onunla ilgili söyleyeceğim. Ankara'ya gittiğimde arkadaşlar Ankara'nın ayazını yedim, onu şimdiden size söyleyeyim. Gece 2'de indim çünkü Ankara'ya ve sabah 8'e kadar orada yanımda, yani ben buradayım, düşünün. Şu yanımda Ferrari var ya, Ferrari vardı yani, Ferrari yanımdaydı. Ben böyle Ferrari'ye bakıyordum sabah olsun diye, gelip yanında fotoğraf çekelim diye. O Ferrari de MLS Cars'ın otomobiliydi arkadaşlar. Şimdi kimleri gördüm? MM Power'dan Mustafa İlhan'ı gördüm. İşte M3 Rio'nun araçlarını gördüm. Sonra işte Honda S2000 gördüm. Nissan 350Z gördüm. Corvette gördüm. Ferrari 458 İtalya'yı gördüm. Zaten oradan geldikten sonra burada da Ferrari gördüm. Hatay İskenderun'da. Instagram'dan beni takip ediyorsanız Nurullah Küncü'yü, kanalımı. Orada zaten nelerle paylaştığımı, neler gördüğümü görüyorsunuz. Bakın MLS Cars'ın otomobili şuydu arkadaşlar. Hatta şöyle yana da koyayım fotoğrafı, şurada görüyorsunuz. MLS Cars'ın Ferrari'si buradaydı. Yanımda duruyordu. Ben bankta böyle yatıyordum. Yanımda bu araba vardı. Yani bu gördüğünüz Ferrari vardı. Sonra arkadaşlar ne oldu? Gördüğünüz gibi Mustafa İlhan. Yani Mustafa İlhan diyorum. Dynomobil'in Ferrari'si. Onun da fotoğrafını koyayım şuraya, gördüğünüz gibi koydum. Sonra arkadaşlar MM Power, Mustafa İlhan'la tanışmıştık. Zaten bu videodan önce kesin Mustafa İlhan'la tanıştığım adlı bir video gelmiştir. Ben ve hikayem serisine Mustafa İlhan'la tanışmıştım arkadaşlar. Yani böyleydi. Yani birçok araba vardı arkadaşlar. Zaten Instagram hikayelerime bakarsanız, yani şurada gördüğünüz gibi şuradaki yerlere girip bakarsanız, burada işte Ankara Mal'da Ankara Autofest'te neler yaptığımla ilgili fotoğrafları bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyleydi. Autofest çok güzeldi. Güzel etkinlikti. Autofest 2020 etkinliğinde inşallah sizlerle tekrar görüşme dileğiyle, hepinize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkürler. Zaten Autofest 2019'a gelmişsinizdir. Bir gün içinde, bakın bir gün içinde Autofest etkinliğine Ankara'da 450 bin kişi katılmıştı. Bir sürü araba vardı. Polis özel hareketin araçları vardı. Normal araçlar vardı. İşte bir yanda Ferrari'ler, bir yanda BMW'ler, bir yanda Honda S2000'ler, Nissan 350Z'ler falan vardı. Ünlüler bile vardı. Onu şimdiden size söyleyeyim. Abbas Çimenoğlu falan vardı. İşte Nissan 240S vardı. Dediğim gibi ya, birçok araç vardı yani. Orada olmanızı tavsiye ederdim. Benim Ankara Autofest 2019 böyleydi arkadaşlar. Normalde videoları vardı. Videoları diğer kanalımda olduğu için silinmişti. Olan videolarımı da bu videodan sonra gelecek arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz. İnşallah beni anlamışsınızdır. İnşallah yanlış bir şey söylememişimdir. Farklı videolarda görüşürüz. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler. Sevgiler, saygılar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.